Mira bizlerle bu cinayeti ve iddiaları kendisiyle konuşacağız, soracağız. Sayın Demirağ merhaba, hoş geldiniz, mutlu seneler. Umarım geçtiğimiz yılı aramayız yani. Yeni bir yıl, yeni bir umut olur. Umarım. Ama çok da bu konuda umutlu olduğumu söyleyemiyorum. İşte bir takım cinayetler, hala silahlar patlıyor bu ülkede. Ve gerginlikten hep nemelenen AKP hükümeti yeni bir gerginlik mi hazırlıyor diye de endişe ediyoruz. Evet, şimdi tabii çok kritik bir seçim sürecindeyiz. Daha doğrusu Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçime giderken daha önce başka liderlerin, siyasetçilerin paylaştığı ve tabii yaşadığımız, yakından şahit olduğumuz olaylar da var. O yüzden bu cinayetle birlikte o soruları, bu endişeyi bir kez daha gündeme getirmekte fayda var dedik biz de. Sizin bugün paylaştığınız bilgiler, sosyal medya hesabınızda yazdıklarınız gerçekten çok ses getirdi, gündeme damga vurdu diyebiliriz. Siz eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katillerin isimlerini öğrendiniz, azmettirenleri açıkladınız ve diyorsunuz ki Sinan Ateş suikastı adli bir vaka değildir, siyasi bir cinayettir. Hangi veriler, hangi bilgiler bize bunu düşündürtüyor? Şimdi bakın, Sinan Ateş Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış ve 50 yıllık tarihinde İlk kez birincisi 1980'den hemen önce Muharrem Şemsek vurulmuştu Ülke Ocakları Genel Başkanı. İkinci bir vaka yoktur yani. O da hala yaşıyor Muharrem Şemsek'te. İlk defa bir Ülke Ocakları Genel Başkanı bir suikastle karşı karşıya. Bu şahıs aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde doçent. Yani öğretim görevlisi. Ve milliyetçi, ülkücü camiada da bilinen, sevilen bir isim. Şöyle ki, yani bugün işte size ilk defa bir konuyu açayım. Yani Sinan Ateş önümüzde, yani Devlet Bahçeli sonrasındaki Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan olarak görülmek istenen birkaç kişiden biriydi. Ve bu konuda kendisi de çalışmalar yapıyordu. Türkiye'nin çeşitli yerlerini geziyor ve camianın önde gelen kanaat önderleriyle bir araya geliyor. Onlarla bu konuda istişare ediyordu. Yani ki vefatından bir gün önce de bir fotoğraf paylaştı. Siz de bunu verdiniz. Evet. Yani İstanbul'da iki gün önce İstanbul'da. Türkiye'nin birçok yerinde benzeri fotoğrafları var. İyi Partililerle gün, bir araya geldiği fotoğrafı söylüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi bakın, yani milliyetçi ülkücü camia ne yazık ki işte bölündü. Yani MHP'de kalanlar var, İyi Parti'ye gidenler var, başka partilere gidenler var. Ve parti içinde demokrasi olmadığı için de bir kenarda bekleyenler de var. Yani ben Sinan Ateş'in böyle bir özelliği var idi ve çalışmaları da bu yöndeydi. Şimdi şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Sinan Ateş, Ülke Ocakları Genel Başkanı olmadan önce de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman'ın neredeyse 10 yıla yakın danışmanlığını yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ve İsmet Büyük Ataman 1980 öncesinde vurulup yaralanan Ateş'in babasının da arkadaşı. Bir aldığım bilgiler şöyle, bazı milletvekilleri İsmet Büyük Ataman'ı aradığında ağlayarak telefona çıkmış, çok üzgün olduğunu ifade ettiler. Ama bakıyoruz, bir partinin genel sekreteri bir başsağlığı mesajı bile yayınlayamıyor. Sadece genel sekreter mi? Yani MHP'den bir tek kişi bu konuyla ilgili yorum da yapmadı, başsağlığı bile yayınlamadı. Ülke Ocakları da aynı şekilde. Bakın. Öte yandan iktidar partisi AKP'den de ses yok. Hatta AKP'li bazı yöneticiler WhatsApp gruplarında bu konuda yorum yapmayın, paylaşım yapmayın diye talimat veriyorlar. Öyle mi? Benim endişem şu, evet. Sayın Demirağ, bir de az önceki haberimizde peş peşe istifalar geliyor dedik MHP teşkilatlarından, evet, tabanından. Bu konuyla ilgili de başka duyumlarınız var mı? Yani ne boyutta bir rahatsızlık yarattı bu? Yoksa insanlar daha çok sessiz kalıp statükoyu korumayı mı tercih ediyorlar? Asla. Şöyle, dün Bursa'daki cenazede neredeyse 10 kilometrelik bir yürüyüş vardı. Bazı arkadaşlarımız 50 bin ila 70 bin arasında olduğunu söylüyorlar ki
Eğer cenaze bir gün bekletilmiş olsa, yani bugün veya yarın yapılmış olsa çok daha kalabalık olacağıyla ilgili bir şey var. Orada Bursa'daki cenaze töreni ilginç. Yani orada intikam sloganı da atıldı. Çeşitli evet. sloganlar atıldı ve ülkücü camia bir nevi isyan etti. Yani bu Ülke Ocakları Genel Başkanı'na sahip çıkılamayışının isyanını seslendirdiler orada. Çok sayıda istifanın olduğunu biliyorum. Önümüzdeki günlerde bu istifalar devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi zaten geçtiğimiz yıl bir de Alparslan Türkeş Vakfı'nın programını basmıştı Ankara İl Başkanı. O zaman da çok tartışmalar olmuştu ama bu son olay bardağı taşırdı. Ben MHP'nin hala MHP'ye oy veren %8'lik işte 9'luk bir oranın %5'in de altına düşebileceğini öngörüyorum. Peki şimdi, Sayın Demir özür dilerim. Bir de tabii sözünüzü tamamladıktan sonra katillerin isimleri, kimlikleri, şimdi azmettirenlerin taşeron bir çeteyi kullandığını yazdınız. Nedir bu çete? Kimlerden oluşuyor? Biraz da tabii bu boyutunu da sizden dinleyelim burada kısaca. Şimdi bakın, cinayet Ankara'nın göbeğinde işleniyor ve bu kişiler İstanbul, Maltepe, Gülsuyu'nda kriminal tipler. Ve hatta amfetamin denilen o uyuşturucu ilaçtan kullanmışlar olay öncesinde. Yani geliyorlar motorla ve Sinan Ateş'in ofisinin bulunduğu yeri tespit ediyorlar. Bunları yalnız başına yapmaları mümkün değil. İrtibat halinde oldukları kişiler mutlaka vardır. Bir ilk bir gün direniyor gözaltındakilerden bir tanesi motosikleti kullanan. Sonra konuşmaya başlıyor. Diyor ki Dado bize ayaklarına sıkın demişti. Karizmasını çizin demişti ama önce ayaklarına sıktık. Daha sonra o da silahını çekince panikle kafasına da sıktık. Yani burada öldürme amacı yani bunu işi organize edenler vurun karizmasını çizin demişler. Öldürme amacıyla gelmedik ama o da bize silah çekince yani o zaman ateş ettik. Kafasına da geldi, göğsüne de geldi diyor. Şimdi bu Sinan Ateş bir yıldır hatta iki yıldır tehdit ediliyordu. Hatta Sinan Ateş emniyete de başvurusu var. Ama yakın koruma belirtmedi Sinan Ateş'e. Bunun da bir kenara not edilmesini isterim. Koruma talep etmiş mi peki Yavuz Bey? Yani başvurusu var, onu biliyorum. Evet, onu biliyoruz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nden eski dönemlerde Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış olan birçok isim ihraç edildi. Yani aralarında eski milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, yani Atilla Kaya'dan Suat Başaran'a kadar birçok isim ihraç edildi. Ama Sinan Ateş ihraç edilmediği gibi her fırsatta da partisine bağlılığını ve Bahçeli'ye bağlılığını ifade etti ve Bahçeli sonrasındaki MHP içinde bir takım idealleri, düşünceleri vardı. Bunun altını gerçekten çizmek isterim. Ama benim endişe ettiğim bir konu var. Olayı basit bir cinayet indirgemeye çalışıyorlar. Yani bazı ajansların haber bültenlerinde ısrarla Sinan Ateş'in yanında vurulan, omzundan vurulan kişinin sabıkasından vesairesinden bahsediyorlar. Ve endişem şu, daha önceki olaylarda da hep böyle işte beğenmedim, yan baktı, işte trafikte bana el hareketi yaptı, işte konuşmalarını beğenmediğim için saldırdım, gibi bahaneler vardı ve bunların hemen hiçbirisi cezalandırılmadı. Şöyle söyleyeyim, en yakın işte siz haber bültenlerinde veriyorsunuz. Yani İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'ya kameraların önünde, herkesin önünde saldıran kişiye 1500 lira para cezası verdiler. Evet. Saldırılan mesela yine Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ. Ben kendimden bahsetmek istemiyorum. Hepimizin başına geldi bunlar. Ama bunların hiçbirisinde bir yaptırım uygulanmadı. Bana yapılan saldırının üzerinden 4 yıl geçmiş. Ben o vakit şunu söyledim.
Yani bunların failleri yakalanıp cezalandırılmazsa iş kötüye gidecek, artık silahlar patlayacak demiştik. Evet. Ne yazık ki keşke haksız çıksaydık ama burada silahlar patladı. Bir Ankara polisine de aldığım bilgilere göre siyasi yoğun bir baskı var. Şimdi yani, onu soracaktım. Yani emniyete yoğun bir siyasi baskı var diye yazdınız. Evet, evet. Var. Tabii şöyle. Nasıl bir baskı? Çok da şöyle yani bu işi çok da didiklemeyin. Failleri yakaladınız. Firardakilerini bulun. Ama bu siyasi bir cinayet değildir. Bu sıradan adli bir vakadır gibi baskıların olduğu iddia ediliyor. Bize de bu haberler geliyor ama işini çok iyi yapan polisler var. Mesela Uzanlılar motosikletle olaydan hemen sonra Gölbaşı'na gidecekler. Orada kendilerini bekleyen bir araçla İstanbul'a geçeceklerdi ama asıl tetiği çeken kişi Gölbaşı'na gitmedi. Orada yakalanmadı. Bir başka yerde indi. Her şeye rağmen polisler irtibatlı olan kişileri de gözaltına aldılar ama çok sayıda da firari var. Hatta Dado'larda, yani iki Dado'nun ismi geçiyor. Bir tanesinin yurt dışına kaçtığı da söyleniyor. Ama ben benim garibime giden şey şu. Yani anayasaya göre bu ülkenin vatandaşlarının can ve mal güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı tek kelime etmedi bu konuyla ilgili. Evet. Yani bir açıklama yapılır, bir kınanır değil mi? Tabii bu çok anlaşılmaz. Yani sıradan bir insandan değil, siyasetin içinde bulunan, MHP'de siyaset yapmış eski Ülke Ocakları Başkanı'ndan bahsediyoruz. Burada evet hiçbir açıklama gelmemesi İçişleri Bakanlığı'ndan çok gerçekten garipsenecek bir durum. Evet. Dolayısıyla yani... Biz gazeteciler kamu görevini yaparak, bize verilen kamu görevini yaparak bu tip karanlıktaki olayları açığa çıkarmaktan sorumluyuz. Ben kendimi o işin sorumlusu olarak görüyorum ve sonuna kadar da takipçisi olacağız. Evet. Yani şu anda altındalar. Evet. Evet, buyurun. Bir de şimdi size bağlanmadan hemen önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medya paylaşımını aktardım izleyicilerimize. Orada iki sorusu var Sayın Davutoğlu'nun. Diyor ki birileri ülkenin sokaklarında siyasi saldırı girişimlerine mi hazırlanıyor ya da birileri seçime gergin atmosferde gidilmesini mi arzuluyor? Bu sorularla ilgili, daha doğrusu cevaplarıyla ilgili sizin düşünceleriniz, tahmininiz nedir? Şöyle söyleyeyim, Türkiye yani AKP iktidarı hep gerginliklerden beslenmiştir. Bu gerginliklerin en sonunu ne zaman gördük? İktidar, tek başına iktidar olamadıkları Haziran seçimlerinde gördük. Haziran seçimleriyle Kasım seçimleri arasında hafızalarımızı biraz zorlayalım. Kaç tane saldırı oldu? 300'ün üzerinde insanımız öldü. Gardaki patlamada 100'den fazla, işte Güven Park patlaması vesaire, bunların hepsi yaşandı bu ülkede ve yeniden iktidara geldiler. Yani şunu öngörüyoruz, tahmin ediyoruz bugüne kadar yaşadıklarımızdan dolayı. AKP iktidarı iktidarda kalabilmek için her türlü hukuksuzluğa başvurabilir. Birçok örneği var bunun. Belki bu sözlerimiz yüzünden yeni bir davayla muhatap olacağız ama Türkiye bu gerçekleri yaşadı. Umarım böyle çılgınlıklar yapılmaz ama... Yeniden altını çizmek istiyorum. Evet. Bu Sinan Ateş cinayeti sıradan bir olay değil, siyasi bir suikasttır. Ve bunun hesabı mutlaka sorulmalı. Bütün Türkiye, başta muhalefet partileri olmak üzere bu işin peşini bırakmamalı diye düşünüyorum. Evet, Sayın Yavuz Selim Demirağ, teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için yayınımıza. Sağ olun, iyi akşamlar diliyoruz. Yayınlar diliyorum, sağ olun. Sağ olun. Çok önemli paylaşımlardı, bilgilerdi. Çünkü bir sis perdesi var dedik bu suikastın arkasında. O sis perdesini biraz aralayıp bir şeyleri görebilmemizi ya da